Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki test 3'ün çözümlerini yapacağız. Çözümlere başlayalım. A noktasından kaykaya başlayan Ömer yüzeyler üzerinden C noktasına geliyor. Buradan başlayıp C noktasına geliyormuş. Evet AB 6 metre o merkez ve yarı 12 metre olan bir çemberdir. Buna göre Ömer kaykayla aldığı yol kaç metredir? Pi'yi de 3 alınız diye söylemiş. Arkadaşlar 6 metre gitti mi? Bir kere 6 metre elimizde var. Artı ne var? Hop şuradan kaykayla C noktasına geliyor. Yani yarım yay. Yarım dairenin nesi yay uzunluğu olacak arkadaşlar. 2 pi r bölü 2 eşit olacak. O zaman bu da kaç eşit oldu? 6 artı 12 pi m eşit oldu. Evet. Pi, aa pi'yi de 3 alınız diyor. Pi yerine 3 yazarsak 6 artı 36'tan cevap kaç yaptı? 42 yaptı o zaman arkadaşlar. Cevap akçay oldu. Şekilde ABCD dörtgenin ABC ve D merkezli yarıçapları birbirine eşit ve 6 santimetreymiş. Tamam. Buna göre taralı alanlar toplamı nedir? Arkadaşlar bu açılar yarıçaplar aynı olduğu için açılar toplamından gitsek daha sağlıklı değil mi? Alfa, beta, teta ve gamma diyelim. Alfa artı beta artı teta artı gamma açısı ne eşittir arkadaşlar? 360 eşittir. O zaman bu açılar toplamı 360 olduğu için bunların toplam alanı ne olacak? 360'lık bir dilim yapacak. 360 dilim de bir tam daire değil mi? Yani pi re kare eşittir. Cevabımız o zaman 36 pi eşit olacaktır. Cevap balı kesir. Yukarıda verilenlere göre taralı alanların toplamı kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Hocam t, t t olunca 8 ise burası 8 midir? Evet. t t olunca 2 ise burası 2 midir? Aynen öyle. E hocam bu t t, -t olup merkezden geçince açı ortay. Bu da t, t t olup merkezden geçince açı ortay oluyor muydu? Oluyordu. Hatta burada kalan A ise burada kalan da A'dır. İspatlayayım. Buraya A alanı dersem. Buraya B alanı dersem. E hocam merkez T'ye çektik yapsam şöyle. E, bu şey mi oldu? Bu da yarıçap, Bu da yarıçap olduğundan dolayı. Hocam şuradaki e, açı ortay kolları çizendik. Mereşit. Hatta burada açılar da birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Yani ben buraya alfa dersem burası da alfa oldu mu? Oldu. Alfalık dilim B ise alfalık dilim burası da B'dir. Hocam R'ye 8'lik üçgen A artı B ise R'ye 8'lik üçgen A artı B'dir. O yüzden burası A alanı çıktı mı? Çıktı. Bunu ispatladık. Silelim şimdi şunu. Şimdi başka ne yapacağız arkadaşlar? Hatta burada kalan B ise burada kalan da B midir? Evet. Şimdi benden A artı B alan isteniyor. Arkadaşlar ben 2 A 2 B alanını bulurum. Nasıl bulurum? 2 A artı 2 B alanını arkadaşlar. Hocam tüm yamuğun alanından neyi çıkartarak bulurum? Yarım daireyi çıkartarak bulurum. E yarım daireyi çıkartarak bulacaksam bana ne lazım burada? Yarı çap lazım. Yarı çap bulursan 2 bulurken iki farklı şekilde yapabilirsin. Birincisi şu. Hocam dik yamuk çıktı. Şuradaki dik yamuğu şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu dik yamukta burası 2 birim. Burası 8 birim. Burası 10 birim. Şuradan bir dik çizecek olursan 2 ise 2. 6 oldu. Burası 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgenden. 8 çıktı. Burası 8. Yani burası 8 çıktı. Yarı çapta 4 birim 4 birim oldu mu? Oldu. Birinci yol bu. İkinci yolda şu. Hocam dik yamuk ya bu. Burası 90 derece ya. Açı ortaylar nasıl kesir? Dik kesir. E, 90 derece. Merkez var. Teğet var. Çeyrek dik. E h dersen h kare eşittir. P çarpı k'dan h'ı 4 bulabilirsin. İstediğin yerden bul kardeşim. Hiç fark etmez. Neyse bunu sileyim. Öbür yolu o kalsın isterseniz. E ben buradan 90'ı yapıştırdım. E buradan da 90'ı yapıştırınca öklük bağıntısı çıktı. 2 çarpı 8. H buradan kaç çıktı? 4 çıktı. E o zaman h 4 ise yani aslında buraya r diyelim. R kare eşittir diyelim burada. R'yi buradan 4 bulduk. O zaman burası da 4. Burası da 4 çıktı. Şimdi ben 2A artı 2B alanını bulabilirim. Nasıl bulabilirim hocam? Tüm yamuğun alanından yarım daire çıkartacağım. Tüm yamuğun alanı alt taban artı üst taban 10 çarp yükseklik 8 bölü 2'den yarım daire çıkartacağım. 1 R kare bölü 2'yi çıkartacağım. Hocam 80 bölü 2'den 40 çıktı. Eksi 16 bölü 2'den 8 pi yaptı. Evet bu 2 artı 2 b 40 artı 8 pi ise A artı B alanı ne yapacaktır arkadaşlar? 20 eksi 4 PYM eşit olacaktır. Evet cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Atletizm pisti kademeli ve yarım çember biçiminde çizildiği için tüm sporcular aynı başlangıç çizgisinden yarışa başlarsa aynı mesafeyi koşmuş olmazlar. İç kulvardaki sporcu daha az mesafe koşmuş olurdu. Yani şunu diyor. Bu birinci kulvardaki şöyle koşuyor arkadaşlar. Böyle koştuğunda buraya geldi. E Bizim altıncı kulvardaki burada başlarsa hoop, şöyle gidecek. E, bunun gittiği yol daha fazla olacak. O yüzden bunları daha fazla önde başlatıyorlar arkadaşlar. Biraz daha önde başlatıyorlar. Ondan bahsediyor burada. Neyse. E, aşağıda atletizm pist, pistinin bir kısmı verilmiştir. Bitiş noktası da orası verilmiş. Yarı çap 36.5 metre olan standart atletizm pistinin kolları arası mesafe 1.2 metredir. Hmm. Normalde arkadaşlar şu yarın dairenin yarı çapını kaç vermişler bize? 36.5 olarak vermişler. E birinci kulvarda başlayan ne olacak? 36 1.2 ekleyeceğiz. Yani bizim R birimiz nedir arkadaşlar? 36 buçuk artı 1.2'den kaç yaptı? 37.7 yaptı. Peki R altımız ne olacak arkadaşlar? 36 ne ekleyeceğiz? E, birinci kulvardakine 1 ekledik. 1.2 ekledik. İkinci kulvardakine 2 tane 1.2. Altıncı kulvardakine ne ekleyeceğiz o zaman? 6 tane 1.2 eklerse gel. 7,2 ekliyorum. O da 43.7 yapıyor? Evet 43.7. O zaman büyüğün yarıçapı da neymiş arkadaşlar? Bakın şuraya kadarki yarı çapı kaç vermiş bize? 37.7 vermiş. En büyüğününkini ne vermiş arkadaşlar? 6. kulvardakinin ne vermiş? 43.7 olarak vermiş arkadaşlar bize. Onu da şuraya yazayım. 43.7 olarak vermiş. Peki bu bizim eleman. Şöyle gitti. Hocam bu da önden başladı. Buradan gitti. Hızları da eşit ya. Bitiş noktasına aynı anda gelmesini istiyoruz. O zaman bu bizim elemanın gittiği yolla bu bizim elemanın gittiği yolun ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım değil mi? Çünkü bak ne diyor? Buna göre diyor hızları eşit yarışmacılardan 6. kulvardaki yarışçı 1. kulvardaki yarışçının kaç metre önünde yarışa başlar ise aynı anda bitiş noktasına gelirler. O zaman gittikleri yolların aynı olması lazım. E o zaman kaç metre önde başladığını soruyor. Yani bize şuradaki x mesafesi soruluyor arkadaşlar. Ee, şu 6. kulvardaki şuradaki eleman yapıyor ama neyse. Heh, şöyle şöyle göstereyim. Ee, şuradaki x mesafesi isteniliyor bana. Şuradaki yarım daire değil mi? Yarım dairenin şeyini bulayım. Uzunluğunu bulayım. 2 pi r. R'miz kaç? 37,7 değil mi arkadaşlar? R birimiz. Birinci kulvarda koşun, koşan. Ama yarım daire olduğu için bölü 2. Yani 37,7 pi mi yaptı arkadaşlar burası? Evet. Burası 37,7 pi yaptı. Hocam Burası da o zaman eşit demiştik. 37,7 pi de burası. E şu x kaç metre önünde başlar diye soruluyor zaten bize. E sen x ile 37,7'nin toplamını ne biliyorsun? x ile 37,7 pi'nin toplamının şu yarım daire yaptığının farkında mısın? Evet farkındayız. O zaman o yarım daire 2 pi r. Yarı çapı kaçtı bunun? 43,7 miydi? Evet. 43,7 bölü 2'ye eşit. Yani 43,7 pi'ye eşit oldu x. Artı 37.7 pi. O zaman buradan x neye eşit oldu arkadaşlar? 43.7 pi'den 37.7 pi'ye çıkartırsak 6 pi mi yapıyor? Evet cevabımız 6 pi olacak. Ama pi'yi de 3 alınız diyor. Pi yerine 3 yazdığımızda 6 kere 3 ne oluyor? 18 yapıyor. Yani 18 metre önde başlarsa hızları eşit olan yarışmacılar bitiş noktasına aynı anda gelir. Cevap denizli oldu arkadaşlar. Aşağıda yarı çapı 3 birim olan daire ok yönünde yüzeyler üzerinde hareket ettirilerek ED düzlemine teğet durumuna getiriliyor. Hadi bakalım getirilsin. Şöyle ED düzlemine teğet durumuna getirildi. Şöyle şu konuma getirildi. Bu konuma gelirken arkadaşlar ne oluyor diye soruyor bize. Dairenin taradığı alan kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Arkadaşlar mesela buradan buraya geldi. Şöyle birkaç tane çizelim gösterelim. Sonra şuradan da şuraya geldi. En tepeye gelsin mesela şuraya gelsin. Sonra buradan da işte buradan da şuraya doğru gidecek mesela. Şuradan da şuraya doğru gelsin arkadaşlar. Böyle geldiği zaman tabi bunlar böyle kaydırılacak. Sonsuzdan hareket edecek. Hocam mutlaka şurada bir boşluk kalacak. Yani oradaki boşluk şöyle mi olacak arkadaşlar? Merkezdeye çektik. Merkezdeye çektik. Tamam burada. Hatta şu yukarıda da bir boşluk kalacak. Bu yarım daire taradı zaten. Buradan sonrasında nasıl oluşuyor? Çemberlerin en tepe noktası burası olacak mı? Zemine paralel bir şekilde şöyle gidecek mi arkadaşlar? Gidecek. Yani ta ki buraya gelene kadar arkadaşlar. Bakın. Ta ki şuraya gelene kadar şöyle bir hareket etti mi etti. Burada bir dikdörtgen alanını da taracak mı arkadaşlar böyle tarayacak. Burada da aynı şekilde merkez teğet çektik, merkez teğet çektik yapınca hocam şöyle burada bir yarın daire tarayacak, buradan da ta şuraya kadar gidecek mi arkadaşlar? Gidecek. Şöyle onu da gösteremedim. Şöyle teğetler olacak şekilde. Oradan da buraya kadar geldim arkadaşlar geldi. Hatta bunu düzgün bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Pardon. Şöyle. Burada da şöyle bir dikdörtgensel bir şekilde taradım arkadaşlar. Taradı. Çünkü daireler böyle gelecek. Yalnız burada sıkıntı şurada. Bu noktanın olduğu yerde. Bu noktanın olduğu yerde en fazla uzaklık, uzaklık nedir arkadaşlar? Ee, dairenin taradığı alanı şey yapacağım ya. En fazla uzaklık dairenin şurası kadar. Yani çapı kadar olacak. Yarı çapı 3'e 6'lık. Hocam burada da 6'lık. Köşe noktasında böyle hareket edecek. Bak 6'lık 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 şeklinde hareket edecek. Yani burada nasıl hareket edecek arkadaşlar? Şöyle bir 6'lık bir hareket gerekecek burada. Buradaki alanda bulmamız lazım. Bu bir dikdörtgen bu da bir dikdörtgen. Hocam 120 90 90 ise burası da 60 mı yaptı? Evet. Yani elimizde ne oldu? 2 tane yarım var. Dikkat edin. 2 yarım var aykırı olanlar. Bir dikdörtgen var. Bir dikdörtgen de burada var arkadaşlar. Peki BC uzunluğunu kaç vermiş bize? Hocam BC uzunluğu şurası. Buraya kadar kısmı 11 vermiş. Hocam yarıçap kaç birimdi? 3 birimdi. Bunun yarıçapı 3 ise o zaman buraya kadar gelene kadar burası 3 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 8 mi kaldı? Evet burası 8. Dikdörtgenin uzun kenarı ne yaptı arkadaşlar? 6 mı yaptı? Çap kadar olacak. E hocam burası da 6. E şuradaki CD uzunluğunu kaç vermiş? 12 vermiş. Şurası 3 olduğundan dolayı buraya da kaç kaldı arkadaşlar? 9 mu kaldı? Evet. Şimdi 2 tane yarım daire. Tam daire yapıyor. Pi R kare artı. Bölgeyi hesaplıyorum. Hocam 8'e 6'lık dikdörtgen var. 8 çarpı 6 artı. Hocam 9'a 6'lık bir dikdörtgen var. Çünkü burası 6. 9 çarpı 6 artı. Hocam 60'lık ve yarı çapı 6 olan bir dairesel hareket gerçekleşmeyecek mi burada? Evet. Yani pi r kare 60 bölü 360 diyeceğiz arkadaşlar. Sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. Ee, 36'lar şöyle sadeleşti. Buradan 6 pi geldi. Buradan 9 pi geldi. 15 pi geldi buradan. Artı. 48 buradaki. Buradaki de 54. 48 ile 54 toplarsak kaç yapıyor arkadaşlar? 8 4 daha 12. 102 mi yapıyor? Evet cevabımız o zaman 15 pi artı 102 yapacaktır. Yani cevap balıkesir. Biraz evet zor bir soru ama bunun mantığını da anlayın arkadaşlar. Önemli olan nokta burada şu. Şu sivri yere gelene kadar bakın şurada bir dikdörtgen burada yarım daireyi hepiniz anlamışsınızdır. Yarım daire artı dikdörtgen anlamışsınızdır. Aa, burada itibaren dairemiz şöyle hareket edecek. Bu sefer 6'lık. En fazla uzaklığı 6 ya. Bu nokta etrafında çemberimiz dönecek. Hareket etmeyecek. Dönecek. Döneceği için dairesel bir hareket yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet cevap balık isir. Çekili birdeki çeyrek daire B noktası CD doğrusu boyunca katlanınca O noktası üzerine gelmektedir. Şöyle katlanmışı açıyorduk arkadaşlar. Açtık. Açtığımız zaman şunlar birbirine eşit oluyor muydu? Oluyordu. Hatta yaylar da birbirine eşit olacak ama yayların eşitliğini kullanmayacağız galiba. Çemberdeki en etkili silahımız mavi boyalı böyle yeni alanı isteniyor bizden. Hmm. <laughs> Arkadaşlar isterseniz şöyle yapın. E, hocam şu alanı bulurken tabii ki daire dilimi oluşturmalıyım. Daire dilimi oluşturmalıyım. Daire diliminin alanından şuradaki alanı çıkartacağım diyebiliriz. Bu alanı bulurken de işlem yapacağız. Ya da hocam şu alan şu alana eşit ya tüm alandan bu iki tane alanı çıkartacağız diye de söyleyebiliriz. E o zaman öyle yapalım. Bence şuradaki alanı ayken ee, sen böyle katladığın zaman şuradaki alan daha değil mi arkadaşlar? Evet. Tüm çeyrek daireden ben bu alanı bulmak istiyorum. Çeyrek daireden neyi çıkartacağım? 2A'yı çıkartacağım. O zaman ben şuradaki A alanı bulmaya çalışacağım. Buradaki A alanını bulurken ne yapacağım? Hocam daire dilimi oluşturacağım. Oluşturalım. Daire dilimi oluşturduğumuz zaman A iken burası da A mı? A. A yarıçap 2A yarıçap yazmayı sakın unutmayın. Bakın zaten buradaki daire diliminin alanını bulurken ne yapmamız lazım? Açı lazım. E büyük ihtimalle özel açı var. 90'ın karşısı 2 a hangi açının karşısı a'dır? 30'un. 30, 30 90 ise burası 60 yaptı. E, burası 30'un karşısı a ise burası a kök 3. a kök 3 eşittir 6 ise a'yı buradan 6 bölü kök 3'ten 2 kök 3 bulduk. Evet a 2 kök 3 ise yarı çapımız 4 kök 3 çıktı arkadaşlar. E o zaman a alanını bulalım. a alanını nerede yazalım? Aşağıda yazalım. a alanını neye işte eşit arkadaşlar? a alanı dediğimiz şu alan bakın arkadaşlar. Şu alan. Şuradaki daire dilimin alanından neyi çıkartacağım? Üçgenin alanı çıkartacağım. A'yı da kaç bulmuştuk? 2 kök 3 olarak bulmuştuk. Evet daire dilimin alanı pi r kare. Yarı çapımız 4 kök Pi r kare 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Üçgenin alanı çıkartacağım. Yani 2 kök 3 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağım. E o zaman hocam burası pi yaptı. 4, 4, 16 çarpı 3. 16 çarpı 3 çarpı 60 bölü 360 sadeleştirelim. Şurada 6 kaldı. Ee, bir de bölü 6'sı var. Çarpı 1 bölü 6 da diyebiliriz. Eksi. Şu ikiler gitti. 6 kök 3 yaptı mı? Yaptı. Sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye bölsen 3. Ya direkt 3'e böl. 3'e böl. 3'e böl, e böl. 2. 2'ye böl. 2'ye böl. 8. O zaman 8 pi eksi 6 kök 3 yaptı. A alanı. A benden ne isteniyor arkadaşlar? A'yı bulduk biz. Bizden mavi alan isteniyor. Mavi alanda neydi arkadaşlar? Çeyrek dairenin alanından şu alanı çıkartacağım. Direkt çıkartacağım. Daha kolayı var mıydı bunun? Daha kolayı var mıdır? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar ama bu işlemi yapacağız galiba ya. O zaman çeyrek dairenin alanı pi r kare. Yani pi r kare 4 köküç müydü yarışan? Pi r kare bölü 4 eksi 2 tane a. 2 tane 8 pi eksi 6 köküç. 8 pi eksi 6 kök 3 çıkartacağız arkadaşlar. O zaman bu. Bu 16 bu 4 kök 3, 12, evet, 12 pi yaptı? Evet 12 p yaptı burası. Eksi e, 16 pi yaptı. Artı 12 kök 3 yaptı. Yani cevabımız o zaman 12 kök 3 eksi 4 pi'ye eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Tekrar söylüyorum. Şu katlamadan dolayı A ise A mavi alan dediğim şu kırmızı alan oldu. Çeyrek dairenin alanından 2 A'yı çıkartmam lazım dedim. A'yı da nasıl buldum? Şu 60'lık dilimden üçgenin alanını çıkartarak bu üçgenin alanını çıkartarak buldum. Sonra da çeyrekten de iki tane A'yı çıkarttım. Cevap da direkt çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Yukarıda verilenlere göre taralı alanlar toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burası 2 iken bunun yarıçapı kaç yaptı? 1 1. Dikdörtgenden dolayı burası da 2. Bu da çeyrek daire olduğundan burası da 2. Oldu mu? Oldu. E arkadaşlar çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk? Hop merkezleri birleştir. Tam olarak nereden geçiyor? F noktasından geçiyordu. Bunun yarı çapı 1 mi? 1. Bunun yarı çapı 2 mi? 2. A hocam buradaki Pisagor bağıntısından ben şu kenarı bulabilirim. Şuraya x diyecek olursam 3'ün karesi eşittir 1'in karesi artı x'in karesi olduğundan 9 eksi 1'den 8 x kare 8'e eşit oldu. x kare 8'e eşitse x de buradan kök 8 yani nedir? 2 kök 2'ye eşittir. Evet x'i 2 kök 2 bulduk arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Taralı alanı bulurken bütünsel düşüneceğim. Tüm alandan iki, bir çeyreği bir de yarım çıkartacağım. Hocam tüm alan dediğimiz nedir? 2 kök 2 çarpı 2'den şu yarımı çıkartalım. Pi r kare bölü 2'yi çıkartacağım. Eksi şu çeyreği çıkartalım. Pi r kare bölü 4'ü çıkartacağız. E o zaman bu ne yaptı? 4 kök 2 eksi. Şurası pi bölü 2 eksi. Burası da pi yaptı. Şu toplam ne yapıyor? 2 pi eksi 3 pi bölü 2 mi yapıyor? Evet 4 kök 2 eksi 3 pi bölü 2 çıkar o zaman cevabımız arkadaşlar. Yani cevap C han oldu. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olarak verilmiş. Ağırlık merkezini kullanacağız arkadaşlar. Bizden de 15-20 verilmiş burada. e O zaman 15-20 ise burası nedir? 25'tir. Eyvallah. G'yi ağırlık merkezi vermişse kullanacağız arkadaşlar. Nasıl kullanırız? Ya ister A'dan geçir ama A'dan geçirirsem şuradaki şeyi kullanamıyorum. Bu arada H merkezli DE çaplı çember demiş. Buradan G'den buraya dik çizilmiş. Hmm h şey mi h merkezli de evet h merkezli yani bizim yarıçapımız bu mu arkadaşlar bu bu yarıçap bulacağım e merkezin merkezini kullanırken hocam şuradan çizsem yok yine olmadı ama şuradan çizsem sanırım daha güzel olacak arkadaşlar bakın burası k iken burası nedir 2k yarıçap bulmaya çalışacağım 15 20 25 var e hocam ne yapabiliriz burada bakın şu yüksekliği de çizecek olursak bu yüksekliği ben bulabilirim şuraya h diyeyim e bu yüksekliği nasıl bulabilirim arkadaşlar hocam 15 20 25 bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotenüse ait yükseklik eksikse ne yapacağız? Hop alandan gideceğiz. Alan dediğimiz 25 çarpı h bölü 2. Aynı zamanda 15 çarpı 20 bölü 2 eşit değil mi arkadaşlar? Bölü 2'ler gitti. 5'e bölsen 5, 5'e bölsen 3. Bir daha 5'e bölsen 4. Bir daha 5'e bölsen 1. H buradan 12'ye eşit oldu? Evet h 12 oldu. Hocam h 12 oldu ama benim r'yi bulmam lazım yarım dairenin alanı için. Arkadaşlar şurada da bir benzerlik yok mu? Yani benzerlik oradaki benzerlik k bölü 3k değil mi? E k bölü 3k r bölü 12 eşittir. E buradan 3 katı r'yi kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Bizden yarım dairenin alanı isteniyor. Pi 4'ün karesi bölü 2. Yani cevabımız kaç yaptı? 8 pi yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla cevap balı kesir. A1, A2, A3 bulundukları bölgelerin alanları OB'yi de şey vermişler arkadaşlar. 12 vermişler. Peki. Şimdi A1 A2 artı A3'e eşitmiş. Arkadaşlar ben bunun yerine A2 artı A3 yazarsam. Beyaz alan her zaman çok önemli. Beyaz alan da B diyelim. A hocam A2 artı A3 artı B. A2 artı A3 artı B alanı yarım daireye eşit. Hatta B alanı ve üçgenin alanına bakın. B artı A2 artı A3. Aynı zamanda bu üçgenin alanı yapmadım arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda üçgenin da A2 artı A3 artı B alanı yaptı arkadaşlar. Demek ki yarım dairenin alanıyla üçgenin alanı birbirinin tıpkısının aynısı. Bize diyor ki C noktasının şuraya olan uzaklığı isteniyor arkadaşlar. İkiz kenar olduğunu bilmiyorum. Uzaklık şuraya da düşebilir. Fark etmez. Şuraya olan uzaklığı isteniyor. Hocam üçgenin alanı kaç? 24. Evet. Yarım dairenin alanını yazalım önce. Yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 eşittir. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? 24 çarpı h bölü 2. Bölü 2'ler gitsin. Hocam 12'nin bir tanesiyle bu sadeleşince 2 kaldı. Bu 2 ile de bu sadeleşince 6 kaldı. H buradan 6 pi eşit oldu. Evet cevabımız o zaman edremit oldu. Asya şekil 1'deki yarıçapı çapı 4 kök 5 santimetre olan çeyrek daire biçimindeki kartonu EK ve BL doğrusu boyunca kesip atınca şekil 2'yi elde ediyor. Evet şu EK ve BL doğrusu boyunca şununla şunu kesmiş bunu elde etmiş. Peki ben şurayı şöyle tamamlayayım arkadaşlar isterseniz. Şurayı da şöyle tamamlayayım. Şurayı da şöyle tamamlayınca ne çıktı karşıma? Şöyle bir şekil çıktı. E hocam ben ne yapacağım şimdi? Şuradaki alanı ve şuradaki alanı atacak olursam geriye kalan parçanın alanını bulur muyum arkadaşlar? Bulurum. Zaten bizde e, bu yaylar eşit verilmiş. Bu yaylar eşit verilmişse kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. 90'ı 5'e bölsem bunlar kaçar derece geliyor arkadaşlar? 18'er derece geliyor arkadaşım. Ee, bizden ne isteniyor? Şekil 2'deki kartonun alanı. Şu alanı bulmak için ne yapacağız? Tüm alandan sarı bölgelerin alanını atacağız. Yani alan tüm alan dediğimiz çeyrek daireden ne yapacağım? Sarı bölgelerin alanlarını çıkartacağım. Hocam sarı bölgelerin alanını bulurken ne yapmam lazım? Şu bölgenin alanı ben bulamam. Ya yani bulmak için ne yapmam lazım? Daire dilimi oluşturmam lazım. Daire diliminden belli bir parça çıkartmam lazım. Yani şuradaki şekil şöyle şey olmuş ama şurası arkadaşlar fark etmez şuradaki alanı bulacağım artı şuradaki alanı bulacağım arkadaşlar. Bu alanları bulmak için ne yapmak lazım? Tabii ki daire dilimleri oluşturmak lazım. Mesela ben şuradaki alana A diyeyim arkadaşlar. Şu alana A dedim. Şu alanı bulmak istesem. Hocam bu alanı bulmak için şuradan bir daire dilimi oluştururum. Daire dilimin alanından ki merkez açısı kaç derece? 18 derece daire dilimin alanından. Üçgenin alanını ne yapacağım? Çıkartacağım. E, 18, 90, Lık üçgenin ya hatta 18 90 72'lik üçgenin alanı çıkartacağım. Yarı çapı da ya. Hocam ben şu dilimin alanını bulurum ama şu üçgenin alanını bulamam. Maalesef bulamam çünkü 18'lik bir özel açı yok arkadaşlar. Şimdi bana hipotenüs uzunluğu verilmiş 4 kök 5 diye. E, hipotenüs belliyken dik kenarları bulabilir miyim? Bulamam. O zaman ben bu yoldan gitmeyeceğim. Daha farklı bir şey denemeliyim belli ki. E, yani e, alanları yan yana getirmeliyiz ya da alan taşıma gibi bir şey yapmalıyız. Bilmiyorum. Peki şu alanı bulurken de ben daire dilimi oluşturmak zorundayım. Şurada da bir daire dilimi oluştursam. Hocam daire dilimi oluşturduğum zaman bu daire dilimin alanı bulurum ama alttaki üçgenin alanını bulamıyorum. Bulamam. E ne yapalım? Burada daire dilimi oluşturduk. Burada bir dik üçgen var. Ee, o zaman burada da bir dik üçgen şöyle ben bir oluştursam. Şurası 90 derece olsun. Hocam burası da eşit değil mi? Evet. Burası da merkez açıdan dolayı 18 derece değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Aa hocam 18'lik dilim. Şuraya bir B alanı diyecek olursam. A artı B değil mi? Evet. E, buradaki üçgenle, buradaki üçgen aynı olduğundan dolayı eş üçgen. Çünkü 18, 72, 90. 18, 90, 72. E, 90'ın karşısındakiler de eşit olduğundan eş üçgen oldu. O zaman alanlar da birbirine eşittir. 18'lik dilindeki A artı B ise 18'lik dilindeki A artı B midir? Evet. E hocam burası B alanıysa, bakın şu dik üçgenin alanı B alanıysa bu da dik dörtgen olduğundan dolayı diğer yarısı da B mi yaptı? Evet. Yani burası A iken buradaki alan ne yaptı? A artı B artı B. 2A artı B yaptı. Yani ben sarı bölgenin alanına bakalım şimdi. 2A artı B artı A'yı. Pardon şurası A artı 2B yapacağım. Şuraya A artı 2B diyelim arkadaşlar. Daha silemedim. Geriye doğru alıyorum. Pardon özür. Şurası A artı 2B'ymiş arkadaşlar. Şuraya hemen A artı 2B'yi yazıyorum. A artı 2B'yi yazıyorum. Topladığım zaman A artı 2B artı A kaç yaptı arkadaşlar sarı bölgenin alanı? 2A artı 2B yaptı. Acaba ben 2A artı 2B alanını bulabilir miyim? Bunu yapacağım. Hocam 2A artı 2B alanını bulamıyorum ama şuraya baktığın zaman şuradaki dilim A artı B ya da şuradaki dilim A artı B. 18'lik dilim A artı B dilimi değil mi? Evet 18'lik dilimi A artı B dilimini bulabilirim ben. O da pi R kare. Yarı çapı 4 kök 5. 4 kök 5'in karesi 18 bölü 360. 18'lik dilim A artı B'ye eşit. Bana da 2 artı 2B lazım olduğu için A artı B'yi bulursam yeterli olacaktır. Şunları sadeleştirsem 20. 16 çarpı 5 80. 80 ile 20 sadeleşince de 4 kaldı. Burası 4 pi yaptı. A artı B 4 pi ise 2A artı 2B kaç yapar? 8 pi yapar. Çeyrek dairenin alanında pi R kare. 4 kök 5'in karesi bölü 4 değil midir? 80 bölü 4, 4'ten bu da 20 pi mi yaptı? Evet. O zaman bizden istenilen şu alan neye eşit olacaktır? Çeyrek dairenin alanı 20 pi eksi Sarı bölgenin alanı 8 pye eşit olacaktır. O zaman cevabımız 12 pi yapar arkadaşlar. Yani cevap böylelikle edremit oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Hoş bir soru. Bazen dilimin alanını direkt bulamıyoruz. Böyle genelde taşıma yapıyoruz. Ama burada taşıma da yapmamıza gerek kalmadı. Toplam alanlara bakınca 2 artı 2 b yaptığını gördük. Aa, ben a artı b'yi bulabileceğimi fark ettim. a artı b'yi buldum. Dolayısıyla 2 artı 2 b'yi de buldum. Güzel sorulardan biri gerçekten. Çok hoş bir soru. Zor mu? Baktığınız zaman aslında çok da zor değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, cevap Edremit.